Merhaba sevgili Başaklar. Selamlar sevgili Başaklar. Nasılsınız, iyi misiniz? Bilinçokur Astroloji Haber Merkezi'nden Sayın Demet Baltacı, ben Oğuzhan Ceyhan, sizlerle beraberiz. Evet, Kova Burcu yeni ayı iş ve kariyer hayatı, evet. günlük iş yaşamıyla alakalı konuları Başak Burcu'nda çok fazla ön plana çıkartacak. Başak Burçları Uranüs'ten biraz dayak yiyorlar biliyorsun. Evet, maddi ve ekonomik olarak sıkırıyorlar. Belki bu Kova Burcu'ndaki yeni ayla beraber kariyerlerinde maddi ve ekonomik gelirlerini arttıracak yeni bir iş fırsatıyla da karşılaşabilecekler. Ne dersin? Evet, 30 Ocak'ta doğacak olan Kova yeni ayı özellikle Şubat ayının ilk yarısında etkili olacak sevgili Başaklar. İş ortamlarında veya günlük hayatlarında bazı yenilikler olabilir. Düzenlerini değiştirebilirler, iş çalışma koşulları değişebilir, belki yanlarına bir yardımcı gelebilir, bir eleman alabilirler. Belki sürpriz bir yatırım alabilirler yine Uranüs'ün para evlerinden yeni aya olumlu açısı var. Bir gelir olabilir, bir destek alabilirler. Bunun yanı sıra Kova yeni ayı geleceğe dönük yeni hedefler de demek. Yenilikler, yeni başlangıçlar demek. Aslında yeni bir iş. Hı hı. Yani ekonomik olarak biraz daha kaynakları yüksek yeni bir işin fırsatını karşımıza çıkartır çoğunlukta. Ve bunlar daha ziyade 30 Ağustos, 11 Eylül arasında doğan başakları daha fazlasıyla etkiler. Bu işte daha teknolojik, daha toplumsal ve kariyer döngüsü daha yüksek bir iş olabilir derim Demet. Evet, Uranüs özellikle 8. evde, 6. ev yeni ayı, belki sağlıkları ile ilgili bir şifa, bir operasyon ya da bir teknolojik bir gelişmeden yararlanma. Evet. Gibi durumlar da söz konusu olabilir Başaklar için. Sağlıkla ilgili ekstra yeni bir konu olabildiği gibi bazıları giyim kuşamlarını değiştirebiliyorlar. Evet. Daha orijinal kıyafetler giymeye başlıyorlar. Mesela iyi bir diyete başlayabiliyor bu dönemde. Beslenme programına başlayabiliyor ve kendisini daha iyi bir noktaya getirebiliyor. Böyle de bir döngü başlayacak. Bir de 15 Şubat'ta Aslan Burcu'nda bir dolunay etkisi var. Buna ne diyorsun? Aslan Burcu dolunayı 12. evde olduğu için birazcık aslında anlaması zor olabilir. Gizli kavramlara dikkat çekebilir veya hayatlarındaki bilmedikleri gizli şeyleri öğrenebilirler. Gizli bir sevgili, bir hayranın farkına varmak. Sevgililer gününde çünkü. Sevgililer gününde birisi belki sevgilisine itiraf edecek. Aşık olduğunu itiraf edecek. Ona aşık olduğunu ifade edebilir veya kendisi aşık olduğunu anlayabilir. Gizli ve gizli kapaklı konuların daha fazla aydınlanacağını gösterir. Ama bu bir terapi görmek, reiki, bir enerji, meditasyon, yoga gibi bir konuda kendisini eğitirebilmek, biraz daha entelektüel olarak gelişmek veya dolunay fazıyla başlamış olan bir depresyonu tedavi etmek için bir psikoloğa, bir psikiyatriste gitmek veya bir sağlıkla ilgili sorunu çözmek için de fırsatlar verecek. Kesinlikle. 12. ev dolunayı çok zararlı bir açı olmasa da yine Satürn'ün kare açısını düşünürsek belki bir kayıp, hırsızlık, bir yanılgı ya da gizli bir düşmanlık gibi konular da tabii ki kişisel haritaların yapısına göre değişen bir durum bu. Tabii doğum haritasının yapısına göre değişiyor ama gene de küçük hırsızlıklara dikkat edin. Sevgililer gününde kalabalık ortamlarda cep telefonunuzu, iPad'inizi, bilgisayarınızı, çantanızı bunları çaldırmayın. Bunlar çok önemli. Evet. Gerçeği söylemek gerekirse. Çünkü buradaki kare bunu da temsil edebilir sevgili Demet. Evet, evet. Bir de bunların yönetici gezegeni Merkür de retrograde. Merkür retro. O nedenle olabilir. Belki bir dalgınlık olabilir, unutkanlık olabilir, kayıp olabilir. Dikkatli olmaları da gerekiyor. Bunu da hatırlatalım. Şimdi bir de bir şey daha var. 18 Şubat'ta artık Kauda ve Caput Draconis dediğimiz, yani Draconis Zodiac'ın en önemli kuzey düğümü ve güney düğümünün terazi burcu döngüsüne girdiğini biliyoruz. Terazi burcu döngüsüne girdiği andan itibaren Koç terazi kasbı üzerinde oluşacak olan bu gezegen döngüsü 18 Nisan'dan itibaren çok baskın olacak. 8 Ekim'i, 23 Ekim'i, 15 Nisan'a hatta bu 18 Şubat'ta başlayıp 20 ay devam edecek bir parasal kaynaklarla ilgili fırsatları da temsil edecek. Evet. Şimdi parasal kaynaklarla ilgili önümüzdeki dönemde bayağı yoruldular, bayağı sıkıldılar ama Ağustos'tan sonra fırsatlarının olacağını gösterir. Evet. Yalnızca Draconic Zodiac dediğimiz yani düğümsel zodiac aslında düğümsel zodiac kadersel zodiacler. Kadersel Draconic Zodiac'lar Kauda ve Caput Draconis'in aslında Caput Draconis'in kuzey düğümünü ve Kauda'nın güney düğümünün bu koç terazi üzerindeki etkisi
Parayla ilgili konularla ilgili de konuşmalar gelecek. Konuşmalar. Bir de Merkür Retro ileride yapabilecek orijinal bir fikirle karşılaşabilir. Bu dönemi daha dikkatli geçirmesi evet, lazım. Evet, evet. Etraflarını iyi incelemeliler. Tabii. İşaretleri biraz takip etmeliler. Bu arada Güneş Balık Burcu'na geçecek 18 Şubat'tan itibaren. Artık ilişkiler, ortaklıklarla ilgili konular önümüzdeki bir ay 18 Şubat'tan sonraki dönem Başak Burçları için daha fazla gündemde olacak hayatlarında. Aşk, sözleşmeli, anlaşmalı ilişkiler, bir imza atmak, bunlar çok fazlasıyla ön plana çıkacak. Güneş kavuşum Neptün önem verin 23 evet. Şubat'ta beklenmedik fikirler ve düşüncelerle karşılaşabilirsiniz ama aldanmamaya da dikkat edin. Karşınıza tabii. çıkacak olan insanlarda akıl dengesi çok önemli. Kesinlikle Neptün belirsizlik de yaratabiliyor. Belirsizlik orada. Ve nedensizlik yani evet. belirsizlikteki gerçeği bulmak. Evet sevgili Başak, aylık burç yorumlarının haricinde günlük burç yorumları ve haftalık burç yorumlarını dinleyerek kendiniz hakkında ve çevreniz hakkında da pek çok bilgi, düşünce ve fikre ulaşabilirsiniz. Bilinçokulu Astroloji Haber Merkezi'nde haftalık ve günlük burç yorumlarını da izlemenizi tavsiye ederiz. Saygılarımızla. Hoşça kalın. Güle güle.